2 kilo domates alabilir miyim? Tabii. Salya, 2 kilo domat ver Bekleng ağabeyine. Tamam babacığım. Pardon ya, vazgeçtim. Niye, hadi oldu? Şurada köylü pazarı varmış. Oradan alacağım. Tövbe yarabbim, tövbe tövbe. Sabahtan beri bu kaçıncı ya? Necati Usta, yani köylü pazarı diye bir icat çıkarttırıverdin başımıza. Şu halimize bak. Ya Nurettin, ben bir şey icat etmedim. Sen geldin, yakındın. İşler düştü, bir şey satamıyoruz. Markete gidiyorlar diye. Ben de bir şey bulalım dedim. Beraber bulduk bunu. Ama iki tane müşterimiz vardı. Onlar da oraya gidip durur gari. Yahu sendeki çeşit orada yok. Orada gider domatesi, salatalığı alır. Gelir senden havuç alır, lahana alır. Sende keçi sütü var mı? Yok. Keçi inandı var ama. Tabii. Sana bir zararı yok, konuşup durun. Ya kimseye zararı yok. Bak çarşıya rağbet arttı. Çarşıda işler açıldı. Millet köyünde yediği domatesi, peyniri özlemiş geliyor, buradan alıyor. Bak marketi yendik. Herkes çarşıda. Herkes mutlu. Bırak insanlar mutlu olsun ya. Herkes mutlu da ben mutlu değilim. Ya paralar gelince mutlu olacaksın ama. Para mı? Nereden gelecek? Ya orası hepimizin. Öyle mi? Ya günaydın. Para gelecek yani. Tabii. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sordun mu Necati Bey'e Celal kimmiş? Sormadım. Niye sormadın hayatım? Hem sinirleniyorsun hem de sormuyorsun. Sormayacağım. Yani sinirimi kendimi tuttum, sormadım. Ay zaten sorsam lafı başka yerlere götürür. Ondan gerçeği öğrenmek imkansız. Ne yapacağım peki? Yine telefon dinlemeye devam mı? Ay onu da anladın mı ne? Dinleyemiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım biliyor musun Semiha? Bekleyeceğim. O Celal Bey denen adam gelsin, direkt ona soracağım. Necati ile ilişkiniz ne diye. Selam hanımlar. Merhaba. Selam. Merhaba. Gülüle. Hayırdır kardeşim, bir sorun mu var? Ay ne sorun var hem de, ne sorun? Anlatın hadi, anlatın nedir? Anlat, var o da biz. Ne yapacağız Necati Bey? Celal her an gelebilir. Ya gelirse gelir, ben senin Celal'inle falan uğraşamam artık. Sen ne yapıyorsan yap. Ya nasıl ne yapıyorsan yap? O senin oğlun. Şşş, bu tarafa da konuşma kadın. Ya nerede konuşalım? Anne, hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Bir şey mi lazım? Vereyim hemen. Yok yok, buradan bir şey almayacağım. Kayınpederinden domates alacağım. İyi peki. Hadi, görüşürüz çocuğum. Görüşürüz anneciğim. Hadi pazar ola. Hoş geldin Makbule Hanım. Hoş bulduk Dünür Bey. Merhaba gelin kızım. Hoş geldin anne. Buyur, bir emrin var mı? Bir şeyler alacaktım. Salya kızım, 1,5 kilo domates... Şuradaki köylü pazarından alayım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen de mi Mahboş? Merhaba. Hayırlı olsun. Teşekkürler. 1,5 kilo domates rica edebilir miyim? Siz hiç merak etmeyin. Ben bu akşam onun ağzından bütün bu makbule meselesini öğrenirim. Bak Feride, Taylan her şeyi öğrenecek. Ay nasıl olacak o iş, çok merak ettim. Sorduğu soruya bak. İki tek attıktan sonra bülbül gibi konuşturdum ben onu. Benim de bulunmam gerekiyor mu efendim? Gerekmiyor canım. Sen gidebilirsin. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Seyfo. Söyle Tombi'yim. Biz bu Taylan lojistikten paramızı ne zaman alacağız? Sorma kardeşim, aynı dert benim de gündemimde. Hayır, ben takside girdim abi. Abicim ben de Özge'yi isteyeceğim, para lazım. Ya gidip konuşsak mı Taylan abiyle? Ben biraz önce gördüm, içeri kaçtı. Var ya, kesin sallıyor bizi biliyor musun? Bence var ya, devreye Necati Usta'yı sokalım. O ne karışacak yolum? Olur mu abicim? Haksızlığın olduğu yerde Necati Usta vardı. Merhabalar Necati Usta. Merhaba Seyfo. Bizim bir maruzatımız var. Hayırdır? Söyleyin bakayım. Taylan abi bizi yönetim kuruluna aldı ama 5 kuruş para verdiği yok. Ya evet, kullandı bizi yani. Ne maaş vereceğim demişti? 5000. Herkese de 5000 vermiş. Hayır, ben 3000'e de razıyım da. Yani ben de. Peki benden istediğiniz nedir? Necati Usta sen bir konuşsan. Hani halledersin diye. Tamam, ben bir konuşurum. Sağ olasın usta, hayırlı işler. Siz de sağ olun, hayırlı işler.
bakalım enişte. Koy şöyle bir sohbet edelim senden. Ne oldu, sen böyle eniştenden sohbete de gelir miydin? Gelirim tabii enişte. İş, iş, iş nereye kadar? İnsan vallahi böyle bir sohbeti özlüyor ya. Ya o Ayço, iş, iş, iş dedin de. Yani şimdi sen herkesi yönetim kuruluna falan aldın. Hepsine iş verdin, sağ ol. Ama hiç para vermiyormuşsun. Veririz enişte, veririz. Ama bak veririz demekle olmaz. Akşam sorarım. Eğer para almadılarsa hepsini greve sokarım. Bak Feride dahil. Hepsini greve başlatırım. Ne greve enişte? Nereden çıkardın şimdi grevi? E şimdi oğlum patron oldun artık. Bunları öğren. Patron yanlış yaparsa işçi greve gider. E sağlam o zaman. Hadi. Hadi görürüz. Ben abimin bir şey öğreneceğine inanmıyorum. Yani Necati öyle ağzından bir şey kaçıracak adam değil. Ay bırak bir şansını denesin. Sana bir şey anlatmıyor olabilir ama erkek erkeğe belki dili açılıverir. İnşallah. Ay anne, bir de bana evlen evlen deyip duruyorsun. Ya şuraya bak, nelerle uğraşıyorsunuz? Ay nelerle uğraşıyormuşuz? Ay yok kocam beni aldatıyor mu? Yok arkamdan iş çeviriyor mu? Ya ömrünüz kıskançlıkla geçiyor. Kıskanmayalım diye evlenmeyecek miyiz yani? Ayrıca insan evlenmese de sevgilisini de kıskanıyor. Sen şimdi Seyfo'yu kıskanmıyor musun? Ya tabii ki. Yani insan sevgilisini de kıskanır ama ya sevgili seni aldattığında ayrılırsın, olur biter. Kızım, evlenmemek için yeni bahaneler üretip durma. Yaşın geçti, evde kaldın. Evde mi kaldım? Anneciğim, insan ömrü gitgide uzuyor. E şimdi ben 100 yaşına kadar yaşayacak olsam 25 yaşındayım. 75 sene aynı adamı mı çekeceğim ben? Ay gülme Semiha, yüz buluyor sonra. Hayret bir şey. Mutfakta babam var. Salonda Feride Hanım'lar. Burada da sen. Hiç bana ait hiçbir yer yok ya. Bana ait de hiçbir yer yok. O zaman taşınalım lütfen. En kolayı bu. Taşınalım olsun bitsin. Gülşen, taşınmak şimdi çok para. Masraf çıkarma başıma. Zaten yakında Rızalar da gelecek. O zaman göreceğiz bakalım ne olacak. Rızalar niye geliyor ya? E kardeşin çünkü. Anlamadım. Yani şey demek istemiştim ben, hani kardeşin gibi ya, o açıdan söyledim ben. Ha. Deniz daha ağır gidiyorsun. Acelemiz ne oğlum? Mahir hadi abi, biraz hızlı mı? Müşteri bekliyor. Tamam, hazır. Hemen geldim, hemen. Bir dur be, bir dur be. Bir kere de dökme be. Hemen siliyorum patron, özür dilerim. Kabahat sen ne diye, seni garson yapan da zaten. Tamam patron, büyütmeyelim. Hemen siliyorum ya. Sen sadece istenme bunu yap, ben bir garson bulacağım. İsabet olur. Benim gibi yetenekli birini burada garson olarak tutman hata zaten. Sisel olmuş onu. Merhaba. Bir filtre kahve lütfen. Enişte, anlat bakalım. Vallahi ne anlatayım işte. Evden dükkana, dükkandan eve. Git gel, hayat geçiyor. Yapma enişte. Zamparalık olmuyor mu arada? Zamparalık mı? Ya nereden çıkardın? Ha, kadını görüyorum, gelip gidiyor dükkana. Hangi kadını? Rıza'nın annesiymiş, Makbule Hanım. Ha, o mu? Hadi enişte, var bir şeyler değil mi? Yok ya. Günahını alma kadın, kadın. Alışverişe kendini ya. Yapmayın işte ya. Erkek erkeğe konuşuyoruz şurada. E hoş kadın. Eskiden de komşuymuşsunuz. Ya yapma Ayço, ben evli baklı adamım. Üstelik de senin kardeşinle evliyim. Ne var benim kardeşimle evliysen? Allah Allah. Çünkü bu muhabbet başka muhabbet, gidip yetiştirecek değiliz herhalde, öyle değil mi? Öyleyse o zaman sen anlat bakalım. Neyi anlatayım ben işte? Asıl senin asistanın hoş kız. Aldığın güzel kızı boyuna kesip duruyorsunuz. Herhalde boş durmuyorsun yani. Yok enişte, yani ne yapacağım canım? Ya boyuna iş yemekleri, iş seyahatleri, ateşle barut yan yana durmaz oğlum. Bir şeyler oluyordur. Oluyor haliyle tabii ya. Ha, bana onu söyle, hadi gel bakalım. Bir kadınla ömür geçer mi enişte ya? Daha şurada yaşayacağız. 8-10 sene alt tarafı. Yani başka bir çiçek koklamayacak mıyız? Bak sen kayınçoya, bak sen kayınçoya. Bir de bana anlat diyorsun.
Asıl hikaye sendeymiş oğlum. Sen anlat bakayım. Anlat. Yok, önce sen anlat sonra be. Makbule Hanım'la mercimeği fırına verdiniz mi enişte? Yok canım, yok öyle şey. Niye o zaman zırt pırt gidip geliyor enişte? Ya dükkanımız halka açık kardeşim. Herkes gelir gider. Yemezler enişte. Var bu işte bir zamparalık. Hadi anlat. Ya anlatacak bir şey yok diyorum. Hala anlatıyorsun. Asıl sen anlat şu sıla meselesini. Sıla meselesi anlat anlat bitmez enişte. Bu kadar uzun yani. Uzun tabii enişte. Karıya bir nereye bu kadar hikayeyi nasıl sığdırdın Taylan? Gençlik. Yazıklar olsun sana. Pis adam. Ne oluyor ya? Demek uzun hikaye. Demek gençlik ya. Boşanıyoruz Taylan. Ya Semiha sen yanlış anladın. Ben eniştenin ağzından laf almak için şey ettim öyle yeme olarak yani. Bunların hepsini mahkemede boşanırken anlatırsın. Ya Semiha sen içeri girmeseydin tam ben ağzından laf alıyordum eniştenin. Sen içeri bir daha. Ağzından laf alıyormuş. Laf almak içinmiş. Bak sen uyana. Oğlum sen giderken biz geliyorduk. Bütün bunları kimin için yapıyor acaba bu? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ha? Senin hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Yoktur tabii. Yok. Hayır bana bırak. Buyurun Sıla. Teşekkürler. Bu saatte hala mı iş? Evet, mecburen. Sonra ne yapacaksın? Eve gideceğim. Uyuyacaksın. Evet. Ben birazdan Taksim'e gideceğim. Gelmek ister misin? Seninle gelmem için bir neden söyle bana. Sen de yalnızsın, ben de yalnızım. Yalnızlık bir kadın ve bir erkeğin çıkması için tek başına bir sebep olamaz. Peki ne lazım? Elektrik mesela. O elektrik bende fazlasıyla var. Belki zamanla sende de olur. Sanmıyorum. Benim boşanmış erkeklere karşı bir ön yargım var. Neden? Çünkü onlar bir kadını boşanmayı istetecek kadar mutsuz etmeyi başarmış erkeklerdir. Belki kadın erkeği mutsuz etmiştir. Boşanmak insani bir şey. Olabilir. Ama sonuçta boşanmış insanlar karşı cinse güven duymak konusunda zorlanırlar. Yani uzun vadeli ilişkileri eskisi kadar sıcak bakamazlar. Yani şimdi senin aklından geçen şey, Taksim'e gidip birkaç kadeh bir şey içmek, sonra da benimle beraber olmak. Ya yarın aramayacaksın bile. O yüzden sen şimdi Taksim'e yalnız git, ben de burada işimi yapayım. Allah'ım, aşk arayan bir kadın daha. Allah'ım, aşkı küçümseyen bir erkek daha. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok açık sözlü bir adamım. Sen çok güzel bir kızsın ve senden etkilendim. Aklından geçenleri de bildin. Ama yanıldığım bir şey var. Neyse boş ver. İyi çalışmalar. Babacığım Semiha bunlar nereye gitti? Kaza oldu. Aa ne kazası? Kaş yaparken göz çıkarma kazası kızım. Efendim? Git bak şimdi Taylanlara. Taylan abinin şu anda bir gözü yoktur. Çünkü Semiha çıkarmıştır. Ay, dalga geçme Necati. Ne dalga geçmesi ya? Esas o benden dalga geçiyor. Cin olmadan şeytan çarpmaya kalkıyorlar. Neymiş Mahmule Hanım'la benim ilişkim var mıymış? Adam mı kazıklıyorsun be? Bu nedir ya? Bir makbuledir gidiyor. Biri bana anlatsın şunu ya. Evet babacığım. Yani artık gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Yani Lütfü'nün de gerçekleri bilmesi gerekiyor canım. Hangi gerçekleri? Hangi gerçekleri? Sen bırak şu gerçekleri kızım. Tamam, bıraktım. İyi yaşa. Siz de görün. Ne oluyor Lütfü? Hasta mı oluyorsun oğlum? Yok baba, öylesine hapşırdım. Nasıl öylesine hapşırdın canım? Bak havalar soğuyor, hava değişiyor, 10 derece soğuyor, çıkıyor. Sen tili tili dolaşıyorsun hala. Bir şeyim yok baba, ben iyiyim. Hah, hele iyiysen yarın mutlaka gidip grip aşısı oluyorsun. Ben almayayım, ben böyle iyiyim. Ne demek ben almayayım? Sen hasta oluyorsun, sonra hepimize bulaştırıyorsun. Bak geçen sene ben senden kaptım. Grip aşısı tam korumuyormuş. Nereden biliyorsun? Eczacı Halil koruyor diyor. İyi de baba televizyonlarda da bas bas bağırıyorlar. Hep kahvede de öyle konuşuyorlar. Yani bilinen virüsleri koruyormuş. Asıl tehlike bilinmeyen virüslerdeymiş. İşte bak en kötü bilgi yarım bilgidir. Zaten bilinmeyen virüsün aşısı olmaz. Virüs geliyor, adamlar virüsü tanıyorlar, onu laboratuvara alıyorlar, elleştiriyorlar. Sonra vücuda aşı olarak veriyorlar. Daha virüs bilinmiyorsa onun aşısı mı olur? Ha.
Babacığım, yani Lütfü iğneden korkuyor. Ne alakası var canım? Tamam o zaman, yarın hep birlikte aşı olmaya gidelim. Ha? Bak babamın da dediği gibi aşı olmak şart. Doğru doğru, hadi yarın hepiniz aşıya, hepiniz aşı olun bakayım. Sen? Bana lüzum yok kardeşim. Neden lüzum yokmuş? Bugün yeni tanımadığı virüs yok. Vakit sor, hangi virüse sorsam beni bilir. Garip garip konuşma Necati. Daha geçen sene grip oldun. Evet baba, biraz tutarlı ol. Ya sen hasta olursan, bize bulaştırırsan? Çok doğru söylüyor. Tamam ya, şaka yaptık, hepsi üstüme geliyor. Tamam, ben de olurum. Of ya. Ne oldu benim güzel kuzum? Her zaman girdiğim site kapanmış dede. Nasıl kapanmış? Basbayağı kapanmış. Bu site mahkeme kararıyla kapatılmıştır yazıyordu. Aferin o mahkemeye. Senin zaten lise sınavına çalışman lazım. İnternette girmene gerek yok. Ne yapıyordun kuzum sen o sitede? Arkadaşlarımla konuşuyordum dede. Ah canım, seni arkadaşlarından mı ayırdılar? Evet dede. Biri gidiyor dava açıyor. Diyor ki bu sitede bana hakaret eden şeyler var diyor. O şeyi kaldıracaklarını bütün siteyi kapatıyorlar. Yani kurunun yanında yaş dayanıyor. Ama niye olmuş kapattıkları canım? Allah Allah. Oturun dersinizi çalışın zaten. Zaten ananıza kalsa bütün interneti kapattıracak. Kapattırırım, kapattırırım. Şu kız sınavı kazanana kadar kapattırırım. Vallahi ben internetten falan anlamam. Ama yani bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla faydalı bir şey. Yani keşke hiçbir site kapanmasın. Ondan yararlananlar, ondan faydalananlar da özgürce faydalansalar. Şimdi nasıl mesela ben bir suç işlersem yalnız bana ceza veriyorlar. İnternette de öyle olmalı. Suçu işleyene ceza verilmeli. Bütün şey kapatılmamalı. Merak etme abla, açtırır senin siteyi. Mahkemenin kapattığı siteyi sen nasıl açtırıyorsun lan? Çok kolay baba. Bir ayar yapıp giriyorsun. Yapsana bana. Ben bilmiyorum ama Subutay abi kesin biliyordur. Hadi gel arayalım. Of yarabbim ya, of yarabbim. Yani yarım saat kapalı kalaydı ya şu. Taylan abiden parayı alırsak direkt kapatıyorum bu dükkanı. Gidiyorum Özge'yi de istiyorum, bitiriyorum bu işi. Neyi, balıkçıyı mı kapatıyorsun? Evet. Abicim, balıklar benim hayatımdayken Özge benim hayatıma giremiyor. Özge ile aramızda balıklar var. Oğlum ne alakası var lan? Ne demek ne alakası var ya? Annesi balıkçılığı meslekten saymıyor. Abisi beni sürekli hor görüyor. Ben balıklarla uğraşırken sürekli kokuyorum. Olmuyor abicim. Özge benim hayatıma giremiyor diyorum ya. Kararlıyım. Kapatacağım bu dükkanı. Parfüm alsan. Olmaz tabii. Abi ne oldu? Eve almadı beni. Kapıyı arkadan kilitledi. Yani kadını aldatırsan olacağı budur. Ya öyleyse ben kimseyi aldatmadım. Bütün onların hepsini uydurdum. Sıla ile aramızda hiçbir şey yok bizim. Sen onları mahkemede anlatırsın. Ya enişte üstüme gelme Allah aşkına. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Nasıl benim yüzümden oldu? Her şey senin yüzünden oldu. Abi eğer yalan söylediysen korkma. Ama eğer doğru söylediysen, aldattıysan kendi evine değil bir daha bu eve de giremezsin. Çünkü benim aldatmalara karşı böyle özel bir alerjim var. Ya enişte senden laf alacağım diye kendimi yaktım. Bari söyle Makbule Hanım'la aranızda bir şey var mı? Boşuna yaktın kendini. Hiçbir şey yok. Senin Sıla'yla bir ilişkin var mı? Necati. Efendim canım, hayatım. Hayatımın bir tanesi papatyam. Kara tutum, çatal karam, çingenem, nardanem, nurdanem, bir de söyle bak. Celal kim? Celal kim? Ben sana soruyorum, Celal kim? Celal. Celal bizim iki sokak aşağımızda ayakkabı tamircisi. Celal, ey ustadır bak. Yani hala böyle eski usul, öyle mumla ipliğini, kaytanını yapar, güzel diker, güzel çıkar. Tahta çiviyi kullanır, tak tak tak, üç sıra böyle vallahi karaviçe gibi işler. Ayakkabıcı Celal'i sormadığımı çok iyi biliyorsun. O zaman sen nereden biliyorsun benim asker arkadaşımın Yozgatlı. Askerde soğan doğrardı. O zamanki soğanlar da bir acı. Çocuk böyle iki göz, iki çekme. Sulu koy Celal dedik ona. Hatta bir keresinde... O Celal dedik. Köyde bir Celal vardı. Deli Celal o. O da değil. Celal Bayar. Ay yeter Necati. Yani hangi Celal'den bahsettiğimi bilmiyormuş gibi yapma. Bildiğinden çok eminim.
Ama ben neyi bildiğimden çok emin değilim. Makbule Hanım'la telefonda konuştuğunuz Celal'den bahsediyorum. Makbule Hanım'la telefonda Celal'den mi konuşmuşuz? Evet, Makbule Hanım'la telefonda Celal'den konuştunuz. Sen nereden biliyorsun? Kulaklarımla duydum. Bizim Makbule Hanım'la özel konuştuğumuz bir şeyi sen kulaklarından nasıl duyabiliyorsun? Sen onu boş ver, duydum işte. Sen esas onu boş verme. Böyle boş ver olmaz. Nereden duydun? Sen bana Celal'i anlat, ben de sana nereden duyduğumu anlatırım. Olmaz efendim, burada kesin ve açık bir insan hakları ihlali var. Önce sen anlatacaksın. İhlal falan yok. Var, Feride, telekulak mı oldun yoksa? Evet, çünkü seninle ilgili ciddi şüphelerim var. Mahkeme kararı çıkarttırdın mı? Hayır. Ya işte bak, olmaz o zaman. Mahkeme kararı çıkarttırmadın, dinleyemezsin. Yasalara aykırı bir defa. Yani yasalara aykırı mı değil mi bilmiyorum ama sen bana şunu anlatacaksın, bunu iyi biliyorum. Makbule Hanım telefonda niçin Celal geldi, yerimizi biliyor, ne yapacağız dedi. Asıl sen bana şunu anlatacaksın, benim telefonumu niye dinliyorsun? Şimdi benim telefonuma yazılım çizilim yaptırıp da beni dinleme güzel bir şey mi Feride? Biliyorum güzel değil ama seninle ilgili gerçekleri başka türlü öğrenemiyorum Necati. Benimle ilgili öğrenmen gereken bir tek gerçek var. O da benim seni sevdiğimdir. Ben seni seviyorum, deli gibi seviyorum. Başka da öğrenmen gereken gerçek yok. Alasmana bak. Ay yine söylemedi ya. Ay yine söylemedi. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı işler. Günaydın, hayırlı işler Necati Usta. Subutay. Efendim Kızım. Necati Usta. Gel delikanlı, gel. Ben bir gideyim. Buyur ustam. Oğlum, Feride yengen. Hı. Buna bir şeyler yazalım mı, çizelim mi, ne koydurtmuş. Evet. Bunu al, sil. Bu telefon şey senin torunun Yiğit'in değil miydi? Ya kimin olursa olsun, sen şimdi o yaptığın işi yazdın, yazılım mı, ne koyuyorsun bunun içine? Yazılım, evet. O yazılımı sil, bunun da suç olduğunu bil. Tamam mı? Bu insanın özel hayatına müdahaledir. Bunu yapma. Vallahi Necati Usta, ben bundan para kazanıyorum. Ekmek parası. Biliyorum para kazanıyorsun ama şimdi polisi çağırırsan sen düşün o zaman neyi kaybedeceksin, neyi kazanacaksın. Ne polisinden bahsediyor ya? Allah Allah. Allah razı olsun senden Necati amca. Cümlemizden kardeşim. Meğer ne kadar çok meraklısı varmış doğal ürünlerin. Tabii kardeşim, biz burada GDO'lu ürünler yiyoruz, hormonlu ürünler yiyoruz. Yani doğal köy ürünlerine millet hasret. Onun için sana geliyorlar. Doğru diyorsun. Bir de şimdi öyle her ürün getiren kendi yöresinin türküsünü falan da çalıyor ya. Folklorumuzdan, Anadolu folklorundan örnekler veriyoruz. Millet hoşuna gidiyor herhalde. Yine yapalım o zaman Necati amca. Yapalım, yapalım. Gene yapalım, gene çalalım, söyleyelim. Hem kulağımızın pası gitsin, Anadolu folklorumuzu analım. Hem Anadolu'nun sağlıklı ürünlerini milletimize satalım. Hadi hazır ol. Müşteri gel, tezgahı bırakma. Ben gittim. Necati Usta. Ha canım. Bir folklorumuz eksiydi. Şimdi o da gelecek, tamamlanacak. Hatta ben diyorum ki Gana arabası da getirsek, şunu koysak. O zaman tam köylü pazarı olur. Değil mi? Ya böyle tatlı tatlı konuşuyorsun ama ne huysuz adamsın Nurettin be. Neden huysuz olacak? Biz bu işe beraber karar vermedik mi kardeş? Ha, verdik. Ha, marketin önünü kesmek değil miydi ana amacımız? Ha. Onu yaptık işte. Bu oluyor. Niye kızıyorsun? Ha. Bak oluyor. Marketin önünde beraber kestik, başardık. Müşteri oraya gitmiyor. Hepsi burada. Hı, burada. Ya gelirler, sabırlı ol. Sendeki ürün çeşitliliği orada yok. İki parça şey satıyorlar, taktın onlara. Ah, hoş geldin Halil. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin Halil kardeşim? Teşekkür ederim. Getirdin mi aşıları? Getirdim aşıları. Ha yaşa, şuraya kurun tezgahı. Ha kızım, aç oraya. Hadi bakalım arkadaşlar, ahali, ey millet. Bir dakika ben dinleyeyim bakalım. Bak sonbahar geldi, havalar soğudu. Üst nefis yolları, soğuk algınlığı falan yaygınlaşıyor. Herkes aşı olacak, tamam mı? Bunu. Bak Halil Usta da bize toplu aşı oluyoruz diye %20 indirim yaptı sağ olsun. Allah razı olsun. Hadi bakalım, herkes kolları sıvasın, sıraya girsin, aşımızı olalım. Bir dakika Necati Usta, mecburi mi şimdi bu? Ya mecburi, sonra grip oluyorsunuz. Bir hafta evinizden çıkamıyorsunuz, dükkanı açamıyorsunuz, işler yatıyor, ağlıyorsunuz. Olalım aşımızı, güzel güzel yaşayalım. Herkese de örnek olalım. Önce Lütfü. Lütfü nerede? Lütfü? Kocadan ha, çık bakayım delikanlı. Ne oldu, bir şey mi arıyorsun orada? Gel bakayım buraya, gel. Ya baba ya. Oğlum sen hastasın, bunu mutlaka olman lazım. Hadi bak, geç doktorun önüne. Niye önce ben? Hadi herkes sıraya, sıraya önce al oraya. Necati Usta, ben aşı oldum. Sen bana numara yapma Mustafa, ben biliyorum. Sen iğneden korkuyorsun. Hadi bakalım sıraya, sıra kolunu. Hiç numara yapma, kaçmak yok. Aaa! Resim, çarşıya sus.
Sanki kolunu kestiler dana. Ah, baba ben eve gidip yatmak istiyorum. Peki, komplikasyon yaparsa yatarsın hadi. Oğlum, yok bir şey oğlum. Bu kadar sıvalanıyor abi. Hadi Mustafa. Ulan hocam Allah. Hadi geçmiş olsun Mustafa. Hadi Rıza, bir soru oğlum. Ben hayatta olmam. Neden? Korkuyor musun iğneden? Yani küçükken 45 dakika damarımı bulamamışlar. Travma geçirmişim. Hayatta olmam o yüzden. Ne yazık sana ya. Ben tutarım senin elini. Hop. Bir dakika. Ne oluyor? Ben varken sen niye tutuyorsun lan? Ya ben sen yoksun zannettim Subutay ondan. Tamam hemen başla o zaman. Tamam. Ne zaman başlayayım? Hemen dedim ya. Yani şimdi mi? Benim bildiğim hemen demek şimdi demek. Tamam. Hemen başlayayım. Nereden başlayayım? Mutfakta önlük var. Onu tak ve başla. Tamam. Mutfak nerede? Şurada. Tamam. Olmaz abi. Salak bu kız ya. Akıllı kız mı var Mahir? Heyecanlı biraz. Alışır. Becerebilir mi dersin? Sen tezgahın öbür tarafına duracaksın. O bu tarafına durup servisleri yapacak. Sanmıyorum ama hayırlısı ya. Ya Lütfü abi Allah aşkına ya. Niye o kadar bağırdın anlamıyorum ki. Hiç acımıyor yani. Çok konuşma Rıza, çok konuşma. Ne oluyor? Celal diyorum. Merhaba Necati. Merhaba. Bu mu? Bu mu benim oğlum? Yok hayır öteki. Rıza. Rıza'm. Yavrum. Oğlum benim. Bir tanecik yavrum. Merhaba. Merhaba Feride. Ne oluyor burada? Celal diyordun. Aha geldi Celal. Babası. Canı yavrusu. Dur yavrum. Sana şöyle bir bakayım. Anne. Baba ne oğlum? Sorup duruyordun. Siz benim babam mısınız? Rıza yavrum, evet ben senin babanım. Baba. Babacığım. Sağ ol kardeşim. Afiyet olsun. Buyur babacığım. Buyur anne. Şu şekerleri vereyim yavrum. Eyvallah. Şunu da al. Vallahi aylardır seni arıyorum baba. Hatta yıllardır anneme sorup duruyorum. Yani neredeydin? Ha? Niye hiç gelmedin? Ah yavrum ah. Biliyorum, biliyorum. Çok büyük bir hata yaptım. Gençlik rüzgarının etkisiyle ikinizi de terk edip gittim. Çok büyük hataydı. Ama o günden beri bunun acısını ta içimde yaşıyorum. İnanın buna. Biz de az acı çekmedik Celal Bey. Bak böyle. Ne cefalar çektiğinin farkındayım. Demek Celal Rıza'nın babasıydı. Neden söylemedin? Öğrendin işte. Yani Necati merak ediyorum. İnsan böyle bir şeyi neden gizler? Babacığım. Efendim? Saliha tanıştırayım. Gelinin. Öyle mi? Evlendin demek ha? Sevindim yavrucuğum maşallah. Gelinim de pek güzelmiş. Allah bir yastıkla kocatsın. Teşekkürler. Hoş geldiniz öpeyim. El öpenlerin çok olsun kızım. Baba, bu da kayınbabam Nurettin Usta. Öyle mi? Aha.
Dünür, merhaba. Nasılsın? Sağ olasın. Geç geldin de hoş geldin. Yeter, bırak gari elimi. Vay be! Ben neler kaçırmışım, ne kadar aptalmışım. Hay Allah! Evet, doğru. Kaçırdın. Merak etme baba. Artık geldin ya, her şeyi hallederiz. Mümkün değil. Bak böyle söyleme. Ben sizleri tekrar kazanmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. İnanın buna. Ben sana inanıyorum baba. Vay be, şu işe bak. Rıza'nın babası çıkıp geldi. Evet, çıktı, geldi. İster misin şimdi Rıza'yı alıp gitsin? Nereye götürüyor ya? Hiçbir yere götüremez. İzin vermem. Ay niye götürmesin Necati babası? Ya böyle babalık mı olur Allah aşkına? Rıza'yı ben büyüttüm, onun babası benim. Öyle ben geldim yavrucuğum diye alıp götürmek olmaz. Neyse, ben gideyim artık. Hayırlı işler. Hadi yavrum, sana da hayırlı işler. Aa, Semiha gelmemiş mi daha? Gelmemiş, evde de yok. Allah Allah, nerede ki bu? Terk etti beni, kayıplara karıştı. Günaydın. Günaydın. Bir sorun mu var Taylan Bey? Evet, hem de çok büyük bir sorun var. Nedir efendim? Sen. Subutaycığım. İyi günler yengeciğim. İyi günler. Yiğit yok mu? Var var, şimdi geldi. Okulun üstünü değiştiriyor. Hayırdır? Ya sizin internette bir sorun var mı sanırım? Bazı siteleri açmıyormuş da onun için gelmiştim ben. He, siz onu dün halletmediniz mi? Ya dün çocuklara telefonda tarif ettim ama beceremediler. Şunlara bak. Başka şey olsa bu kadar uğraşırlar mı bunlar? Ama artık internet en büyük eğlence ablacığım. Yani sosyal paylaşım ağları diye bir şey var. Otur başına akşama kadar paylaş. Sorun da bu zaten. Bütün gün onun başına oturuyorlar, ders çalışmıyorlar. Öyle yenge. Benim yeğenim var, o da öyle. Yapacak bir şey yok. Bak bak. Neymiş? O siteye girmelerini engellersin, ben de sana para veririm. Niye ki? Ders çalsınlar diye. Niye olacak? Tamam da yengeciğim, şimdi derler ki Subutay abi geldi, bir şeyi beceremedi derler. Subutay. Efendim? 20 lira veririm. Hadi ya, ben de bir şey sanmıştım. Geldin mi Subutay abi? Geldim. Hadi yapalım ayarları. Otursun. Hadi Subutay abi, arkadaşım internete doğum günü fotoğraflarını koymuş. Öyle mi? He. 50. Hadi Subutay abi, ne bekliyorsun? Yoksa nasıl yapacağını bilmiyor musun? Olur mu canım öyle şey ya? Tabii ki biliyorum. Yani benim için olay değil böyle şeyler. Efendim? 100. Tam 100. İyi, tamam anlaştık. Hadi Subutay abi ya. Geldim. Gel. Vay be usta. Rıza'nın da babası çıktı. Evet. Günün olayı. Senin de baban var mı usta? O nasıl soru oğlum? Ya, yani vardır tabii de nerede, hiç bahsetmiyorsun. Nerede olacak? Evde anamla duruyor işte öyle. Nasıl yani? Öyle duruyorlar. Evet öyle duruyorlar. Çarpacağım şimdi bir tane ya. Gene başladı manasız sorulara. Git çalış biraz. Allah Allah. Allah Allah. Gel Palamut'a gel. Palamut'a gel. Bakın ne diyeceğim. Bu akşam hep birlikte bir yerde ailecek birlikte bir yemek yiyelim ha? Ailecek demesek şuna. Anne lütfen. Sen sus. Adam 25 senedir yok. Ne çabuk kanın ısındı. Ne yapalım yani, kovalım mı şimdi? Ya ne olur benim yüzümden ana oğul birbirinizi kırmayın. Eğer benim gelişim sizi mutlu etmediyse ben tekrar yok olurum. Ay isabet olur. Anne. Hayır baba tamam gitme. Yemek teklifini kabul ediyoruz biz. Etmiyoruz. Ya ediyoruz. Ne var yani bir yerlere gitsek, iki lokma bir şey yesek, laflasak. Allah Allah. Bir şeysin ya. Gelir o gelir, merak etme. Necati, Rıza senin oğlun. Artık bir şeyler yap. Hadi anne lütfen. Hadi. Of ya. Ne oldu? Subutay abi bir şeyi beceremedi. Ya Yiğit'cim öyle beceremedi falan ayıp oluyor ama. Ben elimdeki bütün DNS numaralarını girdim. Sizin bilgisayar kabul etmedi. Ne yapabilirim? Sana çok güvenmişim Subutay abi. Başka birisini bulacağız artık. Sakın. Yani başkası da yapamaz ya. Uğraşmayın boşuna. Kesin yapar. Allah Allah. Olmuyorsa olmuyor canım. Aa, siz de odanıza hadi sen de git dersin, çalış, kitabını aç, oku. Hadi. Başka birisini bulalım Yiğit.
Evet abla, başka birisini bulalım. Zaten Subutay abiden daha iyi bilgisayarcılar da var. Allah'ım, ölseydim de bu lafları duymasaydım. Gitti bütün karizma ya. Ama canım, karizma karın doyurmuyor. Gel, al 100 liranı hadi. Güle güle kullan, hadi. Belki 100 lira kazandım ama bütün itibarımı kaybettim. Bak yenge, söylüyorum. Bu eve benden başkası girip o ayarları yaparsa giderim bütün gerçeği söylerim. Madem ben o siteyi açmadım, oturup ders çalışacaklar. Bu işin takipçisiyim ona göre. Hadi, gire, gire. Mahir, sana masaları öğret. Mahir, masaları öğret. Gel, gel göstereyim. Gel. Gel, gel. Şurasını görüyorsun değil mi? Evet. Burası bir. Gördüm, bir. Bir. Şurası iki. Hı. Şurası üç. Üç. Hı. Dört, beş, altı. Öyle gider. Bak bir daha tekrar ediyorum. Şurası bir. Ne? Bir. Şura iki. Üç, ay, dört. Tamam, anladım. Karıştırma diye söylüyorum. Ay, neyini karıştıracağım? Bir, iki, üç. Akşamları benim burada stand-up show gösterilerim var. Biliyorsun değil mi stand-up show? Burası çok kalabalık olur. İğne atsan yere düşmez. Anladın? Sen stand-up mı yapıyorsun? Ne oldu? İnanamadın mı? Yani tipin komik de hiç espri yapabilecekmiş gibi durmuyorsun. Vay, öyle mi aferin? Masaları öğrendim. İyi, şimdi içeriği öğren. İçeri derken? İçeri, tamam. Birini mi aradın? Evet, Semiha Hanım'ı arıyorum. Ne oldu ki? Bugün hiç gelmedi. Onunla hemen konuşmam gerekiyor. Benim hakkımda çok yanlış düşünceleri var. Ne gibi? Kocasıyla beraber olduğum gibi. İnsanların güzel asistanlarla ilgili ön yargıları var demek ki. Ama ben onun böyle düşünmesine yol açacak hiçbir şey yapmadım ki. Ben de dün seni haklı çıkaracak hiçbir şey yapmadım. Ön yargı işte. Haklısın. Hangi işe girsem patronlarımın eşleri hemen alarma geçer. Kıskançlık yaparlar, baskı yaparlar. Sonunda da ben işimden olurum. Dayım seni kovdu mu yoksa? Hayır, kovmadı. Ama yakındır. Bak istersen onlarla konuşurum ben. Semiha Hanım evi terk etmiş. Nerede olduğunu da bilen yok. Merak etme, annem bilir. Ya, bulsan da ne diyeceksin ki ona? Senin kolay lokma olmadığını söyleyeceğim. Ne demek o? O seni ucuz bir kız sanıyor ama sen öyle değilsin. Akıllı ve karakterli bir kızsın. Bunları bilmek onu rahatlatacaktır. Düşüncelerin için teşekkür ederim. Rica ederim. Otursana. Biliyor musun? Bugün Rıza'nın babası geldi. Aaa! Ya adam 25-30 sene ortada yok. Bir anda çıkıp geldi, ben senin babanım dedi. Ya Rıza'yı görseydin apışıp kaldı. Öyle mi babacığım gerçekten? Öyle kızım. Ya babama niye soruyorsun? Bana inanmıyor musun? Ay canım, sana inanıyorum, inanmaz olur muyum? Babacığım şimdi peki ne olacak, ne yapacaksınız? Bana niye soruyorsun kızım? Ne demek ne olacak şimdi, ne yapacaksınız? Neyi ne yapacağım? Canım, Rıza'nın babası gelmiş ya, ne olacak? Alıp götürmesin şimdi Rıza'yı. Baban göndermem diyor, onu ben büyüttüm diyor. Sadece büyütse iyi. Efendim? Yani büyütmemek lazım meseleyi diyorum ben. İyi bir adama benziyor değil mi baba? Yani aklım ermiyor, bu karısını çocuğunu bırakıp gitmesine bir türlü aklım ermiyor. Ya eskiden belalı bir adam gibiydi ama değişmiş mi bilmiyorum ki. Belki değişmiştir. Buna da inanmıyorum. Numara yapıyor gibi geliyor bana. Bir dur, kalkma canım. Ben bakarım. Neyse, doydum galiba ben. Kimden de mesaj? Tebrik ederiz diyor. Kol saati kazandınız diyor. Gidip şu saati alayım da geleyim.
Derken Burhaniye'de bir kebapçı dükkanı açtım. Küçük bir kebapçı dükkanı. Öreni bilir misin? Biliyorum, tatil yeri. Evet evet, orası. Deniz kenarı. Adını ne koydum bil bakalım. Ne? Rızam Kebap. Nasıl yani? Benim adımı mı koydun? Evet. Anne duydun mu? Bak benim adımı koymuş. Duyduk. Sağır değiliz herhalde. Oo, hoş geldin Necati Baba. Hoş geldin oğlum. Ah, hoş geldin Zeyno. Ah. Hoş bulduk ama ben Zeyno değilim. Sen kimsin kızım? Yeni mi geldin sen? Evet. Ben Melis. Ha, Melis kızım. Melis, Necati Baba bana burayı açan kişi. Öyle mi? Hı-hı. Merhaba. Merhaba oğlum. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Ben şöyle geçeyim. Buyurun, buyurun. Ah, siz burada mıydınız? Gel ıslıcığım, gel. Ben de bir kahve içeyim diyordum. Hoş geldiniz Necati amca. Hoş geldin kızım. Oh. Hoş geldin Necati kızım. Hoş geldin. Kusura bakma, çarşıda pek konuşamadık. Nasılsın? İyi, Allah'a şükür. İyiyim. Çok şükür. Babacığım, sen gittikten sonra annemle, benle, işte Necati Usta çok ilgilenmiş, sağ olsun. Allah razı olsun. Cümlemizden. Gençliğimde ben çok büyük hatalar yaptım. Hem de çok. Şimdi pişmanım. Evet, yani evi terk edip gitmek biraz fazla büyük bir hata. Hatta yani telafisi pek yok gibi. Hatta imkansız. Öyle demeyin canım. Yani önümüze bakalım artık. Bırakın geçmişi. Değil mi hayatım? Vallahi ben olsam kolay kolay kabul edemezdim ama senin hayatın. Rıza haklı. Biz önümüze bakalım. Benim bir planım var. Hayırdır inşallah? Rıza ile gelinimi alıp Burhaniye Ören'e götüreceğim. Tabii Makbule'yi de. Saçmalama Celal. Ne işimiz var bizim Ören'de? Bir de seninle yani. Ya niye öyle söylüyorsun Makbule? Bak, Ören çok güzel bir yer. Havası mis gibi. Üstelik ev de var. Rıza da kasap. Etten kebaptan anlıyor. Dükkanın başına geçer. Gül gibi yaşarız. Rüya görüyorsun. Evet, bence de rüya. Niye rüya olacakmış ki? Ya şimdi Rıza benim yanımda çalışıyor. Yani işi gücü var. Karısı da çalışıyor babasının yanında. Yani babası var, ailesi var. Bunlar şimdi her şeyi bırakıp seninle gelmeleri olmaz. Yani sen gideceksen tek başına gidersin. Tamam. Kolay değil ama neden olmasın? Bu aileyi ben dağıttım, toplamak da bana düşer. Dağıtmayacaktın efendim. Anne, ya lütfen yumuşa artık. Bak babam güzel bir şey söylüyor. Sen sus Rıza. Rıza sen sus. Tamam canım, yani ben gidiyorum demedim ama hani konuşalım yine de. Konuşacak bir şey yok. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bence de. Anneni bırakıp gidemezsin oğlum. Canım o da gelsin. Yok, o gelmiyor. Tabii o gelmeyince Rıza da gelmiyor. Rıza gelmeyince Salih da gelmiyor. Ya sen gidiyorsan tek başına gidiyorsun. Affedersin ama sana ne oluyor? Ne demek sana ne oluyor? Ben Rıza'nın ustasıyım. O benim elim ayağım. Ben de onun babasıyım. O benim canım ciğerim. Valla öyle sakatatta babalık olmuyor. Besleyen büyüten bu kadın. Bak Necati Usta. Sağ ol. Ben gidince karıma çocuğuma yardımcı olmuş kol kanat gelmişsin. Tamam. Allah razı olsun. Şimdi ben dönüp geldim. Bundan sonrasına sen karışma. Ne demek sen karışma? Baba senin gibi olmaz. Baba onun gibi olur. Tamam baba, tamam. Yarın konuşuruz. Eğer sen de gidecek olursan sana hakkımı helal etmem Rıza. O kadar. Oğlum, kusura bakma. Annen haklı. Bu kadar sene sonra çıkıp geliyorum, seni götürmekten söz ediyorum. Hoş olmadı doğrusu. Evet, çok hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Ben bu kaderi kendim yazdım. Artık bundan sonra tek başıma yaşamaya mahkumum ben. En iyisi benim gitmem. Hoşça kal oğlum. Baba. Ne yapmak istiyor bu adam anlamadım ki. Ben de anlamadım Necati amca. Thank you.
yapacağımı bilemiyorum Feride. Ama o eve dönemem artık. Peki abimle hiç görüştünüz mü? Görüşmedim. Görüşmek de istemiyorum. Ama abim inatla bir ilişkileri olmadığını söylüyor. Ay kulağımla duydum Feride. Sen de yanımdaydın. Biliyorum, yanındaydım ama onu yani Necati'ye yem olarak söylediğini iddia ediyor. Yani bir nevi böyle sahte itiraf. Hani bak ben de zamparalık yapıyorum, sen de yapıyorsan anlat bana gibilerinden. Ah ah ah, ben o Sıla'yı geldiği gün göndermeliydim. Ben biliyordum bunların başıma geleceğini. Kim geldi? Ah hoş geldin oğlum. Merhaba anne, yengem var. Aa, yenge. Ben de seni arıyordum. Ne oldu? Sıla ile konuştum da. Bak yenge, o evli bir adamla takılacak bir kız değil. Ben ona inanıyorum. Tek amacı işini yapmak ve para kazanmak. Ay, tabii ki öyle diyecek Vedat'cığım. Yani itiraf mı edecek? Bak yenge, dayım ona ufacık bir göz kırpsa o kız istifa eder. Dayımdan ne duydum bilmiyorum ama uydurduğuna eminim. Bence de. Semiha. Ben de zaten gidiyordum. İyi akşamlar. Semiha. Canım benim. Sağ ol canım. Şeker var mı bunun? İçine attım. Sağ ol. Sen ne düşünüyorsun kara kara? Hiç. Rıza giderse ne yaparım diye mi düşünüyorsun? Evet. Kabullen artık Necati. Yani o babası. Rıza gitmek isterse bir şey diyemezsin. Hem sen yalnız değilsin ki. Senin oğlun yanında, ona ihtiyacın yok. Rıza gitmek istemez ki. Saliha, gitsek nasıl olur sence? Olmaz hayatım. Ne yapacağız oralarda? Ya aşkım, evimiz, işimiz, her şeyimiz hazır. Yani orada daha rahat ederiz. Ya tamam, ben de öyle küçük bir yerde yaşamak isterim. Ama bu şartlarda değil. Yani bir kere anne razı değil. Ya annemi ikna ederim, o kolay. Peki bizimkiler ne olacak? Hani babam kabul etmez ki bu olayı. Doğru. Babam var değil mi? Her şeyi kabul etmesi gerekiyor onun. Yani ne yediğimize, ne içtiğimize, ne zaman sinemaya gittiğimize, ne zaman yattığımıza, ne zaman kalktığımıza. O istemeden hiçbir şey olmaz. Hatta o istesin beni boşarsın bile. Ya o ne demek Rıza? Saçmalama. Yalan mı hayatım ha? Yalan mı? Yani evlendik ama tek başımıza bir karar almış değiliz. Ya tamam biliyorum. Her şeye karışıyor ama... Aması maması yok Salih. Aması maması yok. Sen ne istiyorsun onu söyle, bir karar ver. Tabii ki seninle birlikte olmak istiyorum. İyi o zaman, bu akşam babanla konuş. Biz emin miyiz peki? Vallahi Salih, ben babasız büyüdüm. Yani şimdi onu bulmuşken kaybetmek istemiyorum. Haklısın hayatım. Ya herkesin yanlışları var. Herkes hata yapar. Ya o da hata yapmış. Ama şimdi çok pişman. Ya uyku tutmadı kızım, uyuyamadım. Aa, çayını demlemişsiniz siz. Ha, demlendi, içecek, sen oturdu artık, tamam. Babacığım, ne yapacaksınız? La bilmiyorum ki kızım, ne yapacağım. Yani Rıza'nın asıl babası sizsiniz. Ama öteki adam kendi zannediyor. Öyle garip bir durum oldu işte. Nasıl söylenir onu da bilmiyorum. Adama gitken şimdi esas baba benim, nasıl söylenir onu bilmiyorum. Ya babacığım, yani böyle durumlarda insanlar öğrendiklerinde genellikle cinayet işliyorlar yani. Doğru söylüyorsun, okuyoruz, görüyoruz. Adam cinnet geçirip birilerini doğrayabilir. Allah korusun. E babacığım, o zaman siz söylemeyin.
O da başka bir dert evladım. Yani şimdi senin öz oğlun başkasını babası zannediyor. Onu peşine takalım gidecek. Oh, ben nasıl düştüm bu durumlara, bu hatayı nasıl yaptım bilmiyorum. Yani şimdi Lütfü bir kardeşi daha olduğunu öğrenirse buna hiç tahammül edebileceğini zannetmiyorum ben babacığım. Bu da ayrı bir dert. Başka bir dert de Feride. Feride öğrenince ne olacak? Mahpule bir taraftan sıkıştı. Aman ben cinnet getirecek olan benim ha. Ben keseceğim birilerini. Allah korusun da babacığım. E o zaman siz önce Feride Hanım'ı anlatmakla başlayın. Deli misin kızım? Çok üzülürüm oldu. Anında boşar beni kadın. Yani bir yerden başlamak lazım babacığım. Aslında Rıza gitmese sorun olmayacak biliyor musun? Babacığım lütfen ya. Sen sus. Beni bak Rıza Efendi. Benim kızımı hiçbir yere götürmem. O burada kalacak. Ama baba... Aması babası yok. Ya babacığım sakin ol biraz. Sen sus karışma. Hem oralara gidip ne edeceğiniz? Oturun oturduğunuz yerde değil mi? Yani niye öyle diyorsunuz babacığım? Orada daha iyi olabilir. Olmaz. Olabilemez. Babacığım tamam haklı olabilirsin. Ama sana şunu söyleyeyim. Rıza'nın kararı ne olursa olsun onun kararına uyacağım. Çünkü benim yerim onun yanı. Benim yanım değil demek yeri. Ne oluyor lan? Nereye gidiyorsunuz? Balıkesir Burhaniye. Tatile mi? Yok, yerleşmeye. Nasıl yerleşmeye? Babamın yanına yerleşeceğim kardeşim, olay budur. Allah Allah. Vallahi Gülşen bak, yani Rıza giderse yandım ben. Ya hiç değilse şimdi 8'de 9'da dükkana gidiyorum. Eğer var ya Rıza giderse babam beni sabahın 7'sinde diker dükkana. O zaman Etücüğüm sen de söyle gitmesin hayatım. Ya adamın babası gelmiş beni dinler mi? O da doğru tabii. Neyse bak biz işin biraz iyi tarafından bakalım. Erdem gitti. Rıza da giderse babamın benden başka kimsesi kalmaz. Lütfü yani senin canların ciğerlerini gitmiş sen böyle mi düşünüyorsun? Aşkım ben yıllarca ne çektim sen biliyor musun? Hep ikinci adam, hep üçüncü adam. Yıllarca hep yedek kaldım ben. Hep Semih oldum ya. İlk 11 yüzü görmedim ben yıllarca. Hep yedek, hep yedek. Ah canım benim. Kıyamıyorum. Günaydın Semih Hanım. Günaydın. Taylan Bey'le barışmanıza çok sevindim. Teşekkür ederim. Benim yüzümden küsmenize ise çok üzüldüm. Sanırım ben ortalıkta olduğum sürece sizi hep tedirgin edeceğim. Yanlış anlamayın, bunu sizi suçlamak için söylemiyorum. Ama bu hep böyle olur. Alıştım artık. Bu yüzden de ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu ne? Bu benim istifa dilekçem. Umarım şirketiniz çok iyi yerlere gelir, iyi paralar kazanırsınız. Kısa da olsa sizinle çalışmak çok güzeldi. Her şey için teşekkür ederim. İyi günler. Buyur abi. Sağ ol. Ya Lütfü abi. Ya ben ciddi ciddi babamla gitmeyi düşünüyorum. Yapma Rıza, bizi bırakıp nereye? Ama o da babam yani Lütfü abi. Sen olsan ne yapardın? Yani biz tabii babanın yerine geçemeyiz. Ama ben seni bildim bileli bizimle berabersin Rıza. Ya Lütfü abi. Ustaya sen söylesen. Ben söyleyemem, kendin söyle. Ya ne olacak söylesen? Hoş geldin ustam. Hoş gördük oğlum. Oh. Baban nerede? Otelde kaldı. Gelir birazdan. İyi, gelsin bakalım. Ne oluyor? Niye ışmar ediyorsun Lütfü abine? Baba, Rıza babasıyla gitmeye karar vermiş. Öyle mi? İyi. Vallahi usta çok ısrar etti. Yani gidip kebapçının başına geçmemi istiyor. Yazlık yer, sakin. Hem Salih'a da istiyor. Yani bizim için daha iyi olur diye düşündüm. Vallahi seni anlıyorum Rıza. Yani kendi işinin patronu olmak güzel bir şey. Ayrıca baban ev de veriyor. Bütün mesele bir ev mi yani? Baba önemli bir şey.
Yani çocuk zaten iç güveysi yaşıyor. Tek kurtuluş yolu bu. Annen ne diyor? Vallahi istemiyor, itiraz ediyor. Ya diyorum ki usta sen bir konuşsan onunla, ikna edersin ha? Ben niye konuşuyorum oğlum? Ben niye ikna ediyorum? Ben ikna işleri genel müdürü müyüm? Babam geldi. Merhaba Necatus. Merhaba Akiler. Nasılsın yavrum? İyiyim baba. Rıza, kararını verdin mi yavrum? Verdim baba. Geliyorum. Aslan oğlum benim. Gel baba otur sen, ben sana bir çay söyleyeyim. İyi günler. İyi günler, yine bekleriz. İki çay alabilir miyiz? Hemen geliyor. Mahir iki çay. Hemen hazırlayayım. Hadi biraz tempolu. Konuşmana gerek kalmadı. Niye? Çünkü istifa ettim. Ne? Evet. Yani ben kimsenin ilişkisini bozmak istemiyorum. Sen bir şey bozmadın ki. Bozmadıysam bile sürekli huzursuzluk yarattığımı biliyorum. Bu senin suçun değil ki. Bu insanların zayıflığı. Hem ben yengemle konuştum. Nasıl istifanı kabul ederler anlamıyorum. Heh, o da işte. İstifa etmene gerek yok Sıla. Semiha Hanım lütfen. Önemli değil. Ya ben başka bir iş bulurum. Beni merak etmeyin. Ben belki biraz hassas davranmış olabilirim. Vedat'ın dün dediklerine inandım. Yani ayrıca Tayland'da sana ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Yani bizimle çalışırsan sevinirim. Evet Sıla. Seninle ilgili hiçbir problem yok. Taylan Bey, özür dilerim ama ben artık yapamam. Pardon. Biraz konuşabilir miyim? Gelir misin? Nereye kadar böyle istifade duracaksın? Güzel olmak senin suçun mu? Benim adıma konuştuğun için çok teşekkür ederim. Ama gitmeliyim. Onların sana ihtiyacı var. Başka birini bulurlar. Niye ayrılıyorsun? Sorun yok işte. Yengem de kalmanı istiyor. Bugün istiyor. Peki yarın? Ya onu yarın geldiği zaman düşünürsün, tamam mı? Lütfen gitme. Tamam, kalıyorum. Oley, işte bu. Hadi hadi, dünya kadar işimiz var. Altı numara. Tamam. Bir, iki, üç. Mahir. Altı numaralı masa hangisiydi? Şu işte. Niye şu işte demiyorsun da altı numaralı masa diyorsun, hiç anlamıyorum. Allah Allah. Anlamıyormuş. Patron, bu daha iki tane masanın nerede olduğunu öğrenemedi ya. En azından tabak çanak kırmıyor. Teessüf ederim patron ya. Kaldır şunları, kaldır. Tamam. Bir tane normal adam bulmaz mı beni ya? Bir tane normal adam, bir tane. Pardon. İyi günler. Hoş geldin Necati baba. Hoş gördük oğlum. Şöyle oturalım. Bir şey içer misin? Soğuk bir su alayım ben. Ya bir şey gönder oğlum ya. Hemen. Melis. Ne yapacağız Necati Bey? Çocuk gideceğim diyor. Vallahi zincire vuracak halimiz yok. Gideceğim diyorsa gider. Tabii zamanında söylemedin babası olduğunu. Ya söylesem de elinde sonunda Celal gene gelecekti. Gene sorun olacaktı. Gitmesine izin mi vereceksin Necati? Vallahi kendi hayatım Akbule. Ama Celal öz babası değil. Hem ayrıca da kötü bir insan o. Ne biliyorsun çocuğa iyi bakacağını?
Ya bana epey toparlanmış gibi geldi ha. Kabul ettim. Ona güvenilmez Necati. Küçücük bir bebeği terk eden adamda vicdan olur mu? Haklısın, olmaz. Ya ona kötü davranırsa, ya onu üzerse? İyi tamam. Rıza'ya öz babası olduğumu söyleyeceğim. Ama sonrasına kendi karar versin. Doğrusu da bu. Doğrusu bu da nasıl söyleyeceğim? Ben hemen arayayım onu. Efendim anne. Rıza'cığım. Oğlum, Vedat abinlerin kafesine gelir misin? Ustanın seninle konuşacakları var. Tamam, hemen geliyorum. Lütfü, baban nerede? Babam az önce kalktı gitti. Aa, nereye gittiğini söylemedi mi sana? Vallahi telefon geldi, çıktı. Lütfü abi, annemle usta kafedeymiş de beni çağırıyorlar. Ben hemen geliyorum. Tamam. Aldın mı lan paranı? Aldım tabii. Tam 2000 lira. Hakikaten ha. Biliyor musun, uzun zamandır ilk defa 2000 lira görüyorum. Vallahi ben de aynı ha. Sonunda Taylans Lojistik'in bir hayrını gördük yani. İnşallah düzenli olur. Olur tabii canım, olur. Sen merak etme. Zaten artık işin içinde ben de varım. Ben de varım. Yok, benimki öyle değil. Ben Taylan abinin yanında aktif görev alacağım. Kapatıyorum balıkçıyı. Ne? Balıkçıyı mı kapatıyorsun? Evet. Ben ne olacağım usta? Vallahi ne bileyim. Bulursun artık bir şey ya. Merhaba, kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol, hoş geldin. Selam. Aleyküm selam. Geç otur. Hayırdır usta, apar topar? Hayırdır oğlum? Ustan seninle bir şeyler konuşacak. Dinliyorum usta. Evet. Rıza. Oğlum. Bak. Oğlum Rıza. Şimdi bazı bildiğimizi sandığımız şeyler bildiğimiz gibi olmayabilir. Bazı bilmediğimiz şeyler de bildiğimizi sandığımız şeylerden daha doğru olabilir. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Yani hayatta böyle önemli bazı şeyler vardır. O şeyler bildiğimiz gibi değildir. Anladın mı? Anladım. Neyi anladın oğlum? Daha bir şey anlatmadı ki. Hadi anlat artık bir çırpıda. Şimdi şöyle. Hani sana önemli şeyler dedim ya. O önemli şeylerden biri de... Ben anladım usta, ben anladım. Yani sen benim gitmemi istemiyorsun. Ama yani sonuçta o benim babam yani. Baba olayı farklı. Farklı. Baba olayı farklı. Olay farklı yani. Babam farklı. Farklı değil mi? Ya ben de kötü bir adam olarak düşünüyordum ama hiç öyle değilmiş. Vallahi melek gibi adam. Evet. Melek de yani senin meleğin o değil. Senin meleğin benim. Sen de melek gibi bir adamsın ustacığım ya. Beni hep korudun, gözettin. Yani hep bana destek çıktın. Ama yani sonuçta o benim babam. Hayır, senin baban... Vedat! Senin baban bir melek. Melek, senin baban bir melek. Ne konuşuyorsunuz burada? Melekleri konuşuyorduk karıcığım. Hangi melekleri? Rıza'nın meleklerini. Yani Rıza'nın babası geldi ya malum. Baba geldi, Rıza'ya bir teklif verdi. Dedi ki Rıza, seni Balıkesir'e götüreyim mi? Anne dedi ki, hayır, hiçbir yere gidemezsin. Rıza diyor ki, ben gideyim. Hatta sen de gel anne falan diyor. Şimdi anlaşamayınca onlar, ben de büyükleri olarak bir meleklik yapayım dedim. Yani onların arasını bulmaya çalışıyordum. Sen geldin, Vedat dedim. Ne karar verdin peki? Babamla gideceğim. Bir yere gitmiyorsun Rıza. Ya anne, ya ne olur sen de gel. Bak tekrar bir aile olalım. 25 sene beni babasız bıraktın. Yani 25 sene daha babasızlığı yaşamak istemiyorum. Lütfen üzmeyin beni ya. Hadi siz bir karara varın. Benden bu kadar. Gel gidelim kardeşim.
Ya niye böyle inat yapıyorsun anlamıyorum ki. Buyurun. Salih'a. Ha baba. Benim tarlada toprağım, ahişte yaprağım. Bir denem, canım kızı. Ben senin üzülmeni hiç istemem biliyor musun? Sen her zaman haklıydın. Hep haklıydın. Ben seni zorladım. Burada çalışmaya zorladım. Neden biliyor musun? Senden ayrılmak istemedim. Zayla evlenmene de karşı çıktın. Çünkü evden gitmen fikri beni hep üzdü. Hep üzüyordu. Ama sen haklısın. Gerçekten. Sen artık evli bir kadınsın. Senin yerin kocanın yanı olmalı. Bundan sonra sen ne istersen, ne dersen, ne karar verirsen öyle olsun. Ben senin hep arkandayım. Yeter ki sen mutlu ol. Benim gül goncası kız. Canım baba. Güzel kızım benim. Evet, tamam şunları sil bakayım. Hadi. Yusuf, bir çay ver beni oğlum. Hemen ustam. Taylan Bey. Evet. Ödeme için tekrar teşekkürler. Rica ederim, rica ederim. Benim bir ricam vardı. Ya ben böyle sadece yönetim kurulu üyesi olup para almak istemiyorum. Daha aktif bir görev istiyorum. Olabilir, fena fikir değil. Seyfullah Bey operasyon müdürü yapabiliriz. Zaten araçları takip edecek birine ihtiyacımız var. Ha, süper. Ben oyum işte. Güzel. Anlaştık. Sıla Hanım'la görüşün, size işi anlatsın. Taze müdürüm. Allah, oldu bu iş. Vallahi oldu. Çok bencilsin usta, çok. Niye lan? Oh, kendini kurtardın tabii. Biz ne olacağız? Oğlum, ben sana bu dükkandan emekli olacaksın diye söz mü verdim? Müdür yardımcısı lazım mı peki? Değil. Bak usta, boşuna risk alıyorsun. Feride yenge sana müdür olduğunu diye o kızı vermez. Ya müdürlük nedir ki? Sana kamyon dolusu işsiz müdür getireyim buraya. Ya Hüseyin. Boşu boşuna konuşma ya. Benim fikrimden caydıramazsın. Özge'ye bir adım daha yaklaştım. Bırakmam abicim. İşine bak. Necati. Necati, havalar ne kadar soğudu değil mi? Lütfü ile Gülşen boşanmış. Gonca kocaya kaçtı. Hı? Ay Necati, sen başka yerlerdesin vallahi. Evet, biraz başka yerlerdeyim. Bu şeye taktım, Rıza'ya taktım yani. Rıza'nın gidişine taktım, niye gidiyor diye. De oralardaydım. Abartma Necati, Rıza'nın gitmesi seni bu kadar üzmüş olamaz. Yani o gider, başka bir çırak alırsın. Oğlum canım yani, ben de onun babası sayılırım yani. Çocuk bakalım gidiyor, orada mutlu olacak mı? Orada iş ne olacak? Para kazanacak mı? Onları düşünüyorum. Ay niye Rıza'nın durumu seni bu kadar ilgilendiriyor? Beni birinci dereceden ilgilendiriyor çünkü... Ha, yani o benim çırağım biliyorsun yani. Dükkan yalnız kalacak. Yani çırak şimdi nereden bulacaksın, yetiştireceksin? Çocuk oraya gidiyor. O da kebapçı dükkanı işler mi, işlemez mi şimdi? Bizden et alır mı, almaz mı? Orası uzak şimdi buradan. Edremit'e, Ayvalık'a et nasıl gider? Oradan başka bir kasap bulurlarsa yani böyle onları şey ettim de onları öyle düşünüyorum. Ah, sağ ol kızım. Hiç aklımda çay yoktu vallahi. Sağ ol Gülşen'cim. Hep Rıza sabahları bana çay söyle. Çay söyleyeyim usta, söyle oğlum. Hiç vakit kaybetmeden hemen yarın yola çıkalım. Ha.
Yalnız baba, bir sorunumuz var. Annem gelmiyor. Gelir yavrum, gelir. Hele siz bir gelin, hasretinize dayanamaz. Vallahi bilemiyorum ki yani. Salih, sen ne diyorsun, gelir mi sence? Bilmiyorum hayatım. Gelir yavrum, gelir. Bana inan. Ama annenizin sizi biraz özlemesi gerekiyor. Ya öyle mi diyorsun? Bilemedim ki şimdi. Yani ya aradan yıllar geçti. Annem seni niye affetmiyor anlamıyorum ki. Ya sen iyi bir insansın, iyi bir adamsın. Rıza, yavrum öyle deme. Ben zamanında çok büyük hatalar yaptım. Hovardaca yaşadım. Günün birinde de sizi yüzüstü bırakıp çekip gittim. Kadınlar affetseler bile hiçbir zaman unutmazlar. İçimde hep bir ümit vardı. Günün birinde tekrar ailemi derleyip toparlayıp bir araya getireceğim ümidi. Ama eğer sen gelmezsen bu iş asla olmaz. Rıza yavrum, ailemizi derleyip toparlayıp bir araya getirecek kişi sensin yavrum. Evet. Tamam tamam. Hemen gidelim. Çocuklar, inanın bana, oradaki hayatımız çok güzel olacak. Doğası çok güzel bir kere. Denizi, kumu, hele bir kumu var, altın rengi. Bak, babam demedi deme. Kebapçı dükkanı sana emanet, evin bahçesi de bana. Artık siz de elinizi çabuk tutun bakalım ha. Torunlarımı kucağıma alıp onlarla oynamak istiyorum. İnanın çocuklar, oradaki hayatımız bambaşka olacak. Ve çok mutlu yaşayacağız. Merhaba. Merhaba. Geçen günkü teklifin hala geçerli mi? Neydi o? Taksim. Ha, olur, olabilir. Ne demek olabilir? Yani geçerli mi değil mi? Çıkma teklif eden kızlara karşı ön yargım vardı. Aman iyi, dalga geçmen bitince beni ararsın. Dur dur dur, nereye? Geçerli tabii. İyi o zaman. Tamam. Tamam, görüşürüz. Tamam. Ama telefonun yok bende. Telefon tamam. Alayım. Ne yapıyorsunuz siz? Çay içiyorum. Hayatım, takma kafana. Yani Celal Bey iyi birine benziyor. Tamam, eskiden hatalar yapmış olabilir ama onları herhalde telafi etmek istiyor. İyi bir mi diyorsun yani? Tam olarak bilemeyiz tabii. Tam olarak bilemiyoruz işte. Sorun da zaten orada. Üzülme hayatım. Sonuçta babası kanı canı. Yani oğluna kötülük yapacak değil ya. Ya kanı canı be? Yani şeyden öyle, tıbben öyle kalır canı da yani işte. Ya baba, sen bu mevzuyu niye bu kadar takıyorsun? Takar canım, takar. Yani sen de babamın yerinde olsaydın sen de takardın lütfen. Doğru. Babam Rıza'ya hep babalık etti. Şimdi biri gelip onu alıp götürüyor. Üzülme hayatım. Bayramlarda falan gelir, görüşürsünüz. Eyvallah kardeşim. Oradasın yani artık, ha gidiyorsun. İşte öyle, bundan sonra böyle. Hayırlısı. Oldu mu lan böyle apar topar? Ya öyle icap etti işte, ne yapalım? Vallahi haklısın kardeşim, bu İstanbul'un çilesi çekilmez. Biraz da o yüzden zaten ya. Rıza, bahtın açık olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Babacığım, hayırdır, işe gitmediniz mi bugün?
Gitmedim kızım, yani gidemedim. Yani gitmedim, ikisi beraber. Rıza gidiyor değil mi babacığım? Evet. İşte vedalaşırken ağlar mağlar. Ben de dayanamam, son anda ortalığı karıştırırım. Oğlunuz olduğunu söylemezsiniz inşallah. Evet, evet, söylemeyelim. Söylemeyelim, bırakalım geçsin. Çocuğun da dünyasını alt üst etmeyelim. Haklısınız, giderek öğrenmesi hoş olmaz. Keşke daha önce söyleseydiniz babacığım. Düşündüm kızım da yapamadım. Şimdi hem oğlanın kafası karışacak, hem bizim düzenimiz karışacak yani. Böylesi daha iyi. Ha. Baban olmasa seni bırakmazdık ama diyecek bir şey yok. Yolun açık olsun. Sağ ol Lütfü abi. Öpeyim babacığım. Hakkınızı helal edin. Helal edecek ne var? Sanki askere gidiyorsun değil mi? Beni bak, her ay bir kere ziyarete geleceğiniz, tamam mı? Geliriz, geliriz. Hadi bak ya. Öpeyim babacığım. Yolunuz açık olsun. Biz de ananla sık sık geliriz gari ziyaretinize. Tabii Dünür, tabii. Başımızın üstünde yeriniz var. Hadi çocuklar. Rıza, annenle vedalaşmayacak mısın? Vallahi suratıma kapattı kapıyı ya. Yani çok sinirli, bir daha da gelme dedi. Biraz sakinleşsin, gelir alırım ben onu. Hadi çocuklar, hadi. Baba bir saniye, Necati ustam nerede? Bugün gelmedi, evde. Hadi ya. Ya baba, benim Necati ustadan helallik almam lazım. Ben bir gideyim de geleyim. Bekleyin iki dakika, geliyorum ben. Hay Allah, çocuğun kafasını çelecek. Dur oğlum, dur, bekle, ben de geliyorum. Ben de mi gitsem acaba, kavga mavga çıkmasa? Niye ki? Oğlum, babam acayip bozuk bu işe. O yüzden bugün dükkana gelmedi. Sen yok. Böylesi iyi dedim ama böylesi iyi değil. Ben gideceğim, Rıza'yı durduracağım. Gerekirse Celal'le de konuşacağım. Oğlum olduğunu da söyleyeceğim. İşte budur. Ben de sizden bunu bekliyordum babacığım. Ya babam bunu yapar, bunu söyler diye düşünüyordum. Ustacığım. Hoş geldin. Helallik almaya geldim ben. Ne yaptın oğlum? Geç otur iki dakika sen. Geç geç. Gel Rıza, gel. Gel sen de geç, iki satır konuşalım seninle. Allah Allah, ne konuşacağız? Otur, otur, otur. Rahatına bak, rahatın. Bak Necati Usta. Rıza'yı alıp gidemezsin konusuna hiç girmeyelim. Gireceğiz. Mecburen gireceğiz. Elimiz mahkum, gireceğiz. Yani seni anlamakta zorluk çekiyorum. Çocuğu arayıp sormak için 25 sene beklenir mi ya? Yahu işleri ancak yoluna koyabildim. Ya ama geldin buradaki işleri bozdun. Allah Allah, ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. 25 sene sonra gelip sen benim oğlumsun deyip Rıza'yı alıp gidemezsin. Alır giderim. Kendi de kabul etti. Ya onun anası var. Çocuğu anasından ayırıyorsun. Bak Necati Usta, ben Rıza'yı zorlamadım. Kendi de kabul etti çocukcağız. Ya kardeş, onun anası var, karısı var. Burada kurulu bir düzeni var. Ya sen onu alıp götürüyorsun, orada ne olacağı belli değil. Tamam geldin, çok sevindi çocuk, ona teklifler yaptın. Cazip gelmiş olabilir. Ama bak şunu söylüyorum, onun yeri burası. Hiç boşuna nefesini tüketme Necati Usta. Oğlum beni affetti diye kızmanın, darılmanın, bozulmanın hiç gereği yok. Biz sıfırdan yeniden başlayacağız. Madem mantıklı izah tarzından anlamıyorsun, o zaman şöyle konuşmam gerekecek. Rıza'yı hiçbir yere götüremezsin. Müsaade etmiyorum. Allah Allah, sen kim oluyorsun ki? Babası oluyorum. Babasıyım ne demek? Onun babası benim. Hayır efendim, onun babası sen değilsin, onun babası benim. Sen evi terk ettin, Rıza ondan sonra doğdu. Ne demek istiyorsun sen?
Dur. Kimseyi suçlamaya kalkma. Evi terk eden sensin. Karını ve beni suçlayamazsın. Sana inanmıyorum. Yalan konuşuyorsun. İnanacaksın çünkü yalan konuşmuyorum. Bak bakalım bu ne diyor? Ne bu? Rıza'nın benim oğlum olduğuna dair DNA raporu. Ne? Sen nereden çıktın oğlum? Bizi mi dinliyordun? Rıza benim kardeşim mi? Sahte bu. Sahte falan değil. Çünkü sen evi terk ettin, gittin. 9 ay sonra döndün. Rıza 10 gün sonra doğdu. Rıza'nın bunu bilmesine gerek yok. En azından şimdilik. Kalk, vedalaş, bin arabala, çek git. En iyisi bu. En iyi seçenek. Ne oldu ya, bıraktınız beni burada? Rıza. Yavrum, ben düşündüm de seni annenden koparıp almak hiç doğru olmayacak oğlum. Ben memlekete yalnız döneceğim. Ama sen ne zaman istersen gelip beni görebilirsin oğlum. Hadi, hoşça kal. Baba nereye? Usta, ne dedin ona? Bunu dedi. Bu ne? Bir şey değil. Baba! Baba bekle! Rıza! Baba! Merhabalar aşkım. Merhaba aşkım. Sana bomba gibi bir haberim var. Ya neymiş? Balıkçıyı kapatıyorum. Bunun nesi bomba haber Seyfo? Hayatım, Taylan abinin yanında işe başlıyorum. Operasyon müdürü oluyorum. Operational bir şey yani. Güzelmiş. Güzel tabii canım. Güzel olmaz mı ya? İyi, kutlarım. Kutlama öpücüğü. Ne iş? Seyfo balıkçıyı kapatıyormuş abi. Evet, kapatıyorum. Niye? Beni aşağılaman için elinden bir sebebini daha aldım. Oğlum ben senin balıkçılığını aşağılamıyordum ki. Ben seni aşağılıyordum. Kabul et abi, çok küçümsüyordun. Erkeğin maaşı sorulmaz derler ama. Sor sen, sor. Bana ne lan senin maaşından? Sen sor. Sorsana, sor. Ne kadar? 2000 lira. 2 teklik. Gayet iyi alıyorsun başlangıç için Seyfo. İyi, Allah'a şükür ya. Bakalım. Annen de beğenir değil mi? Annem niye beğenecek? Annen onay vermeden bizim samanlık seyran olmuyor biliyorsun. Fena mı yapıyor kadın? Bak liseyi bitirdin. Ya. Güzel bir işe girdin. Hayırlısıyla yakında gelirim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni de isterim. Efendim? Hı. Hayatım niye öyle... Şok olmuş gibi baktın. Şok oldum çünkü. Biz bu dağları boşuna mı deliyoruz Beşirin'im? He? Bir şey ister misiniz? Siz yeni misiniz? Yok, ben 21 yaşındayım. Yani? Ben hani dünyaya yeni mi geldiniz demedim. Buraya yeni mi başladınız dedim. Evet, 3 gün oluyor. Ha, güzel, hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Ya böyle en çilekli... En aşk dolu, böyle en tutkulu pastanızdan 2 dilim alabilir miyiz biz? Ay, bizde en çilekli pasta yok. Normal çilekli var. Ha.
İyi, ondan o zaman alalım. Tamam. Neyse, kapatıyorum balıkçıyı ya. Vallahi kapatıyorum. Değerli misafirler, efendim, öncelikle hepiniz Bobil Mayer Show'a hoş geldiniz. Efendim, size bugün evlilikten bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi insan evlenen bir hayvandır. Doğada evlilik diye bir şey yoktur. Timsah dişisine seni anandan isteyeceğim demez. Dişi kurbağa erkeğine bugün içim içim akşam eve gelmişsin hayvan herif diye bağırmaz. Erkek bir ayı dişisini evleneceğim vaadiyle kandırmaz. Hani ayı ya, önce işini bitirir sonra bana eyvallah der. Lan Mahir abi ya. Lütfü abi hayırdır? Yok bir şey. Ben de alayım bir bardak ya. Babam çekti gitti. Sağlık olsun. Olmuyor ki ya. Ya adamın biri geliyor. Seni çok seviyorum diyor. Seni alacağım buralardan götüreceğim diyor. Ondan sonra da basıp gidiyor ya. Sağlık olsun. Abi olmuyor, olmuyor ya. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Ben de. Sana ne oldu? Acayip bir haber öğrendim. Ne öğrendin abi? Senle ben. Neyse boş ver. Ne olmuş abi benle sana? Yok bir şey. Yani babam niye böyle basıp gitti anlamıyorum ki. Bir anda çark etti. Kesin usta bir şey söylemiştir ha. Kesin yapmıştır. Daha o ne numaralar çeviriyordur. Acaba biz kaç kardeşiz? Belki 10, belki 20. Efendim abi? Yok bir şey. Yusuf abi, sen evde bana bir tane kağıt uzatmıştın. Ne vardı onda? Boş ver, sonra öğrenirsin. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Peynir ya, peynir. Gitmekten vazgeçmiş. Artık asma suratını. Suratım mı asık? Evet, somurtup duruyorsun. Yok. Sahi Rıza neden gitmekten vazgeçti? Canım yani burada kalmasının daha doğru olduğuna karar verdi herhalde. Ya öyle. Evet. İyi olmuş. Lütfü nerede? Kendisinden haber alınamıyor. Efkarlandı herhalde. Niye efkarlandı? Ne oldu ki? Yok bir şey canım. Gülşen? Yok bir şey. Ay ben delireceğim bu evde. Yani kendimi kaybettim. Ay kimse cevap bile vermiyor. Oh. Doğada kaynana diye bir şey yoktur. Bu yüzden de erkek hayvanlar inanılmaz mutlu olurlar. Mesela bende bir kaynana var. İnanın ormana salsam 50 tür hayvanın neslini bitirir. Konuşamıyorsunuz değil mi? 85 yaşında benim kaynana ama hala cin gibi. Doğada böyle uzun süre yaşayan bir yaratık canlı yok. Bir kaplumbağa var. Onu da pıst dediğin zaman hemen kafasını içeri çekiyor. Benim kaynanaya anne yat artık diyorsun. Gel bir eşiz diyor hemen takma dişlerini fırlatıyor. Geldin mi
Lütfücüğüm, geldin mi canım? Yok, gelmedim. Merdivenleri çıkıyorum. Ay Lütfü, ay ay, yani o kadar içmişsin ki buraya kadar geliyor kokun. Hadi gel. Sakıncası mı var? Yok sakıncası hayatım. Hadi gel. Hadi gel bir tane. Sana sakıncası mı var dedim. Yok hayatım dedim ben de. Hadi gel, yürü yatalım. Hadi canım. Ay, hizaya gel. Şimdi bana bak. Dur, babamı kaldır. Gelsin. Yok, kaldıramam ben şimdi. Hadi yatalım biz. Babamı kaldır, konuşacağım. Sus. Uyuyorlar. Yarın konuşursun. Hadi yatalım. Bir dakika. Rıza benim kardeşimmiş ve ben bunu en son duyuyorum. Sessiz ol. Daha Feride Hanım'ın haberi bile yok bundan. Ha işte. Onu da kaldır. Olaya açsın. Hayır. Hadi yürü yatalım. Ne var? Ne oluyor? Baba, otur karşıma. Konuşacağız. Oğlum, içmişsin gene. Ne konuşacağım seninle? Hurma gibi olmuşsun. İçerim tabii. Senin oğlun olup da ayık gezmek mümkün mü? He? Mümkün. İşte ne diyor bu? Ay babacığım, Rıza'dan bahsediyor işte. Baba, bak. Şimdi soruyorum. Benim kaç tane kardeşim var? Biz kaç kişiyiz? Daha çoğalacak mıyız? Şşş, bağırma. Başka yok işte, merak etme. Çıkar çıkar sen. Lütfü, babamla konuşuyorsun. Terbiyeni bozma. Onun bunda bu kadar dert edecek ne var? Sen zaten Rıza'yla kardeş gibi değil miydin? Yo baba, öyle deme. Rıza senin şimdi gözden olur. Evi de ona yaparsın, kasabı da ona yaparsın. Ondan sonra ben yine, Lütfü yine hava alır. Oh. Miras meselesine mi taktın Lütfü? Ayıp ol, ayıp. Ayıp tabii, ayıp. Ayıbı hep Lütfü yapar. Vurun Lütfü'ye değil mi? Tabii, tabii, tabii. Lütfü, hadi hayatım, hadi kalk. Hadi kalk, gidelim hadi hayatım, hadi. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor çocuklar? Anne, anne, bu babam var ya benim, bu babam. Hadi götür şunu. Hadi, hadi oğlum, yürü bakalım. Hadi canım, hadi. Bir dakika, bir dakika. Baba, bir daha soruyorum. Biz kaç kişiyiz? Daha bizden kaç tane var? Kim kaç kişi? Ya kaç kişisiniz diye bize soruyor. Sarhoş ya, çift görüyor herhalde. Üç kişiyiz oğlum, üç. Çıkar, çıkar. Daha çok çıkar. Kim çıkar? Ya şimdi böyle bağırırsan çocuklar uyanır, çıkar tabii. Çocuklar çıkar. Hadi hayatım, gel biz yatağımıza gidelim. Hadi baba, canım. O da yerleşecek mi? Yerleşmeyecek. Kim yerleşiyor? Kim olacak? Babamın yeni gözdesi Rıza. Rıza'ya gitme falan dedim ya. Onu kıskandı, morali bozulmuş. Hadi Kuşe, gidin artık, yatır şunu. Tabii tabii, Lütfi'ye gidin artık. Rıza'ya dur oğlum. Ben de senin oğlum. Ben şimdi Balıkesir'e gidiyorum desem, sen bana dur der misin? Yok, hayatta demezsin. Ben biliyorum. Hadi durmayın, gidin, hadi, götür. Hadi Lütfi'ye, hadi, hadi, hadi bir tane. Hadi, hadi. Gel. Hadi. Dur, dur, ama hadi gel. Ay ay. Ah baba, var ya baba. Ay ay ay. Gel. Gel şimdi, gel. Gel. Şimdi baba. Yok gel. Yok tamam, gel ver ver. Suyu çekiştir oğlum. Rıza. Neler oluyor Necati? Ya ne olsun, sarhoş işte. Ne olur, bir şey olmaz. Sivas'tan zarabalı geldi. Sivas'tan kesme peynir geldi. Vur abi sazın teline. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Nurettin Usta kızıyor ama Necati Usta haklı. Bak pazara, çarşıya canlılık geldi ya. Tabii canım, o domatese bibere takmış. O da alışır ya, bir şey yok. Ben Paris'i dündüm yar, gelir diye umdum yar. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar. Hım 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 da hım hım yar, vıy 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 da vıy vıy yar. Hım 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 da hım hım yar, vıy 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 da vıy vıy yar. En Paris'i tireden, su doldurur dereden. Tek canımı sağ olsun, malı veren yaradan. Hım 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 da hım hım yar, vıy 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 da vıy vıy yar. Hım 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 da hım hım yar, vıy 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 da vıy vıy yar. Helal be. Çok iyi oldu değil mi Rıza bu köylü pazarı? Ha? Vallahi çok iyi oldu. Vallahi bak adam ta Sivas'tan gelmiş, kesme peynirini getirmiş, zarabalını getirmiş. Türküsünü çığırıyor. Yemin ediyorum büyük adamsın. Ama
Sen bizi bırakıp gidecektin değil mi? Bu güzellik bırakılıp gidilir mi? Yok ya, iyi ki kalmışım. He? İyi ki kalmışsın oğlum be. Sana oğlum. Alo. Gülşen Hanım. Buyurun beni. Oğlunuz Yiğit. Koştururken merdivenlerden düşmüş de. Aa! Omzu çıkmış sadece, panik yapmayın. İnanmıyorum, omuz mu çıktı? İnanmıyorum. Tamam, ben hemen geliyorum, hemen geliyorum. Merak etmeyin, hemen geliyorum. İnanmıyorum ya, Gel vatandaş, gel. Harika incir bunlar. Organik. Alo? Lütfü? Efendim Gülşen? Hayatım, hemen gelmen lazım. Yiğit okulda merdivenlerden düşmüş, omuzu çıkmış. Ne? Omuzu mu çıkmış? Evet, omuzu çıkmış. Ben hemen hastaneye gidiyorum. Sen de oraya gel hayatım. Tamam mı? Hemen gel. Hadi tamam, gel. Hemen geliyorum. Kimin omuzu çıkmış? Yiğit'in omuzu çıkmış baba. Ana, değil mi? Nerede? Hastanede. Hadi hemen gidelim. Hadi gidelim. Dur, hangi hastanede? Onu sormayı unuttum. Olur mu aptal oğlum? Sor çabuk. Sor da gidelim. Tamam baba, bir dakika. Alo, hangi hastanede? Tamam, tamam, hemen geliyoruz. Neymiş, koş yolda söyle. Yiğit, iyi misin? Beni merak mı ettin yoksa? Ettim tabii, çok acıyor mu? Bir bağırdım abla, uzaydan duyulmuştur. Ne oldu, geç kaldınız, merak ettim hayatım. Yavrum, tek hasta biz değildik ki. Kaç tane hasta var? Çıkıkları bir iki harekette yerine oturtuyorlar sanıyordum ama ben. Ama işte öyle bir taşımışlar ki çocuğun 9 edelenmesi olmuş. Ay, geç evladım, geç. Aman. Geç başım, geç oğlum. Geç. Ah canım benim. Ah be yavrum, ah be yavrum. Yani niye dikkat etmezsin sen? Ha? 10 kere sordum, 10 kere söyledim anne. Ne yapayım yani, ayağım takıldı. Yok, şunu anlamıyorum. 50 kişi çalıştıran yerlerde sağlık personeli bulundurma zorunluluğu var. 500 kişilik, 1000 kişilik okulda sağlık personeli yok. Kesinlikle. Karga tulumba taşımışlar çocuğu. Geberdim acıdan baba. Hadi doktordan geçtim, mutlaka bir hemşire bulundurmak lazım. Ay bence de, yani ilk müdahale o kadar önemli ki. Doktor da öyle söylüyor. Ayaküstü böyle sohbet ediyorduk da. Adam diyor ki, yani dışarıda doğru müdahale yapılsa buraya gelen hastaları biz daha çabuk sağaltırız. Ben gidip konuşacağım müdürle. Yani çocuğumuzu okula gönderiyoruz. Bir kaza olsa ilk yardım 0. Yok, babamın söylediği doğru. Her okula bir hemşire şart, şart. Hadi bakalım Yiğit Efendi. Kaptın yine raporu. Artık bir hafta yatarsın içeride. Keşke kolum sağlam olsaydı da okula gidebilseydim. Ne yapacağım bir hafta evde? Hadi gel gel, ben seni eğlendiririm. Canım. Hadi ben de seni üstün çıkarmana yardım edeyim bari. Aslında bütün öğretmenlerin ilk yardımı çok iyi bilmesi lazım. Allah korusun, okulda her şey olabilir. Zehirlenmeler olur, kesikler olur, bir şey batar. Ay Allah korusun. O kadar çocuğum var baba, sen biliyor musun? Neyi biliyor muyum? İlk yardımı. Neredeyse bir okul dolusu çocuğum var. İlk yardımı biliyorum da sana son yardımı kim yapacak onu bilmiyorum. Git hadi oğlunla uğraş. Bizim dükkana da hemşire lazım. Asıl çocukların orada. Necati? Lütfi ne demek istedi?